dünya var olduğu günden bugüne dek henüz insanlık bile yokken birçok canlı türü gezegende yaşamaktaydı. Bunlarda bakteriler, virüsler ve böcekler vardı. Bu böceklerin bazıları insan ırkı için çok ciddi tehlikeler demekti. Hazırsanız bugün bu böcek türlerinden birkaçıyla tanışacağız. Yakından inceleyeceğimiz bu türün ismi öpüşme böceği. Triatominae alt ailesinin 130 küsur üyesi, insan ağzının yumuşak doku etrafındaki bölgeyi ısırma eğilimleri nedeniyle öpüşen böcekler veya vampir böcekler olarak bilinirler. Böcekler Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 eyalette bulunur. Bununla birlikte buradakiler nadiren çakas hastalığı taşırlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakaların endemik olduğu Orta Amerika'da kaynaklandığı düşünülmektedir. Chagas'da dünya çapında yılda yaklaşık 12 bin kişi ölüyor. Kurbanlar tipik olarak 4 ile 8 hafta boyunca asemptomatiktir. Kronik evrelerde bile çoğu insan çok az semptom gösterir. Ancak %45'i ilk enfeksiyondan 10 ile 30 yıl sonra kalp hastalığı geliştirir ve bu kalp yetmezliğine yol açabilir. Sıradaki türümüzün ismi çeçe sineği. Tropikal Afrika'ya özgü olan bu büyük ısıran sinekler, Afrika uyku hastalığına neden olan parazit enfeksiyonu yaydılar. Tedavi olmaksızın %100 ölümcül olan bir hastalık ve tedavinin kendisi de herkesin bildiği gibi zor. İlaçlar var. Ancak büyük bir dikkatle uygulanmaları gerekiyor ve bunlara karşı parazit direnci her zaman bir risktir. Enfekte bir sinek tarafından ısırılan insanlar kafa karışıklığı, zayıf koordinasyon ve uyku güçlüğü geliştirmeye başlar. O zaman büyük ihtimalle ölüm kaçınılmaz olur. Afrikalılar hastalığın çok ölümcül olduğunu bildiği için bir hafifletme çabasına girişti. Ve bu da böceklere bir tür kontrol etme mekanizması oluşturdu. Bu sayede şu an için vakalar azalmaya başladı. Geçmiş yıllarda bazı tahminlere göre Afrika uyku hastalığı her yıl 500.000 kadar insanın ölümünden sorumluydu. 2015 yılında ölümcül vakaların 3500 olduğu tahmin ediliyor. Sıradaki ölümcül türümüzün ismi kızılderili akrep. Yaklaşık 1500 akrep türü vardır ve bunların sadece birkaç düzinesi zehirlidir. Kızılderili kırmızısı en ölümcül olanıdır. Dünyanın bazı yerlerinde sokulan kurbanların %40'ına kadar hepsi ölümle sonuçlanır. Bu akrep örneğin Hindistan, Sri Lanka ve Nepal'de büyük bir sorundur. Çünkü sıklıkla çıplak ayaklı çocukların oynadığı insan yerleşimlerinde bulunurlar. Akrepler için utangaç gece örümcekleri derler. Ancak tehdit edildikleri zaman onları tehdit eden unsura karşı acı çektirecek zehirleri hazırdır. Hindistan kırmızısı 3 inçten daha kısa olmasına rağmen şiddetli ağrı, kusma, terleme, nefes darlığı ve değişen yüksek, düşük tansiyon, kalp atış hızına neden olan güçlü bir zehir içerir. Zehir akciğerleri ve kalbi hedef alır ve akciğer ödeminden ölüme neden olabilir. Antivenomun ısırık üzerinde çok az etkisi vardır. Tansiyon ilacı olan parazosinin ölüm oranını %4'ün altına düşürdüğü gözlenmiştir. Buna rağmen kızılderili kırmızıları Hindistan'da genellikle evcil hayvan olarak da tutulmaktadır. Sıradaki türümüzün ismi karadul örümceği. Sadece dişi karadul örümcekler insanlar için tehlikelidir. Nadiren insanları öldürür ve ısırılan birçok kişi bu ısırıkların farkına varmazlar. Batı, güney ve kuzey dullarının yanı sıra kırmızı, gri ve kahverengi dullar dahil olmak üzere toplamda 32 tür kara dul örümceği bulunmaktadır. Antarktika hariç her kıtada bulunurlar. Dişiler genellikle koyu renklidir ve genellikle karın kısmında kırmızı, beyaz ve kahverengi lekeler vardır. Bazılarında klasik kum saati şeklinde işaretler bulunurken bazılarında yoktur. Karadullar genellikle küçüktür. Ancak ağrıya, kas sertliğine, kusmaya ve terlemeye neden olabilen bir nörotoksin olan laratoksin içeren alışılmadık derecede güçlü bir zehir taşırlar. Belirtiler tipik olarak 3 ile 7 gün sürer. Sadece dişi ısırık insanlar için tehlikeli kabul edilir. Her yıl yaklaşık 2200 kişi karadullar tarafından ısırıldığı bilinir. 1983'ten beri hiçbiri ölmedi. Öte yandan bazı ev kedileri
kasılma veya felçten dolayı ölür. Sıradaki ölümcül türümüzün ismi yine örümcek familyasından. Kahverengi münzevi örümcek. Kahverengi münzevi örümcekler genellikle insanlara yakın yerlere saklanırlar. Kahverengi münzevi genellikle yoldan uzak durmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını, tavan arasında ve bodrumlarda bulunan küçük, utangaç bir yaratıktır. Bir katil olarak şöhreti tıpkı kara dulunki gibi aşırı şişmiştir. Teorik olarak ölümcül olmasa rağmen aslında kahverengi münzevi olaydan belgelenmiş ölüm yoktur. Öte yandan bu örümceğin ısırması günümüzü gerçekten mahvedebilir. Bunun nedeni nekrotik zehri olmasıdır. Yani dokuyu öldürür. Sonuç olarak tedavi edilemeyen bir ısırık etimizde açık kanlı bir delik oluşturabilir ve uzuvların kesilmesine bile neden olabilir. Ciddi durumlarda zehir kırmızı kan hücrelerinin patlamasına neden olabilir. Kahverengi münzevi örümcekler yiyecek ve susuz olarak 10 ay yaşayabilirler. Diğer örümceklerden farklı olarak 4 derine 3 göze sahiptirler. Sıradaki son türümüz böcek dünyasında vampir kategorisine geçen böceklerden biridir. Pireler küçük kanatsız kan emici böceklerdir. Ayrıca veba bulaştırabilirler. 14. yüzyıl Avrupa'sında kara veba yaklaşık 25 milyon insan öldürdü. Dünya Sağlık Örgütü yılda 1000 ila 2000 veba vakası rapor edilmesine rağmen gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Hastalık artık antibiyotiklerle etkili bir şekilde tedavi edilemiyor. Dünya çapındaki 3000 pire türünden sadece yaklaşık bir düzinesi insanlara zararlı olarak kabul edilir ve bu da veba veya pire kaynaklı tifüse neden olur. En ölümcül ve en önemli olan türler fare piresi, insan piresi ve kedi piresidir. Pireler ev sahibinin dinlenme ve uyuma yerlerinin yakınında özellikle toz, kir, halı ve zemin duvarlarındaki çatlaklarda ürerler. Yetişkin pireler yiyecek olmadan aylarca yaşayabilir. Bazı ölümcül türleri incelediğimiz bu videonun sonuna gelirken videoya like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, esen kalın.